Her gün 2 saat spor yapıyorum. Hiçbir şeyden taviz vermiyorum. Ona rağmen bu işleri yapıyorum. Niye? Çünkü inandığınız bir şey yaptığınız zaman yorulmazsınız temelde. İnanırsanız her şeyi başarabilirsiniz. Temelde her şey inançla başlıyor. Hedef koyamıyorum kendime. O sorun olabilir. İstediğim işi bulamıyorum olabilir. Bunlar sorun olabilir. Ama para sorun olamaz. Çoğu insanın iş kuramaması sebebi para değildir. Para bahanedir. Kendinizi nasıl görüyorsanız öyle davranıyorsunuz. Nasıl davranıyorsunuz o şekilde bir etki yaratıyorsunuz. Öz imajınızı yükseltmeye çalışın. Satıcı temelde 4 tane fonksiyonu yerine getiriyor. Bir tanesi showman olması. Eğlendirmek zorundasınız. Satış eğlenceli bir şey. Bu işi ciddiye almayın. Ben hep gülerim, eğlenirim. Başarısızlığa bakmayacaksınız. Tamamen başarıya bakın. Ne kadar başarılı olduğunuza bakın. Kesinlikle ne kadar başarılı olduğunuza bakmayın. Çünkü her insan başarısız oluyor. Kendine güvenmek çok etkileyici bir şeydir. En büyük güç bana göre gülümsemektir. Herkese günaydın. Nasılsınız? Evet, bu sabah kalktığım zaman şunu yaptım. Facebook'a girdim. Bugün dedim muhteşem bir gün olacak. Ben sürekli Facebook'a yazarım. Facebook'u günlük olarak kullanıyorum. İnsanın kendini motive etmesi çok önemli bir şeydir. Satışta dış motivasyon çok azdır, daha çok iç motivasyondur. Kendinizi nasıl motive ettiğiniz çok önemli bir şey. Bugün Türkiye'de iki tane çılgın var. Biri Sinan, biri ben. Sinan herkes satıcı yapacağım dedi. Ben satışı sevdireceğim diye satışa 16 kuralı kitabını yazdım. 50 bin kişiye yakın insana eğittim bu ülkede. Bunu 10 bin üniversite öğrencisi. Satışı çok farklı bir şey. Satış mükemmellik arayışıdır. Tamamen mükemmellik arayışı. Tamamen teknik değil. Araştırma yapılıyor dünyanın her yerinde. Kesinlikle bu teknik değil, kesinlikle eğitim değil, kesinlikle deneyim değil. Tek bir şey var, içinizdeki güç. İçinizden güç varsa, onu dışarı verebiliyorsanız, iyi bir amaç için o zaman satıcı oluyorsunuz. Ama kesinlikle bunu daha çok eğiterek, eğitim alarak, daha çok tecrübe olarak veya herhangi bir şekilde elde edemiyorsunuz. İçinizdeki gücü keşfediyorsunuz. Aslında bugün baktığımız zaman tüm bu satış okulun konsepti aynıdır. Güçle alakalıdır. Sizin yaşınızı anlamamız gayet doğal. Ben 35 yaşında içimdeki gücü keşfettim. 35'e kadar kitap okumadım. 35'e kadar bilgisayar kullanmadım. 35'e kadar hiçbir eğitim almadım. 47 yaşındayım bugün. 35'te başladım. Onun için hiç ümidinizi kırmayın. Biz öyle başladık. Evet. Ekranda görüntü herhalde yok. Evet. Bugünkü eğitim duygusal zekalı satış. Duygusal zekalı satışın temel şu var. Duygularımızı yönetmekle ilgili bir şey. Duygularınızın farkına varıyor musunuz? Karşınızdakinin farkına varıyor musunuz? Bunların ikisini yönetebiliyor musunuz? Duygusal zeka satışı o demektir. Çoğu insan ne hissettiğini hissetmez. Fark etmez daha doğrusu. Bunu hissetmediğiniz zaman karşınızdakine ne hissettiğini anlamazsınız. Bugün ben hepinizin suratına baktığım zaman ne düşündüğünüzü bile anlayabiliyorum. Beyninizden geçeni okuyabilirim. Nasıl okuyorum bunu? Bakışınızdan, beden dilinizden, gözünüzdeki enerjiden, elinizi ayağınızı nasıl tuttuğunuza bakıyorum. Buradan enerjinizi okuyorum. Konuşmanız hiç gerekmiyor. Hanginiz şu an dinliyorsunuz, hanginiz dinlemiyorsunuz, hanginiz içinde şu anda bir öğrenme isteği var, hanginiz değil, hepsi okunuyor, suratınızdan okunuyor. Onun için konuşmanıza gerek yok. Satış sonuç olarak bir insan işi. İnsan insanla yapıyor, şirketlerle ilgisi yok. Bu işi yapmanız için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ne kadar çok geliştirirseniz o kadar olumlu tavrınız olur. Ne kadar olumlu tavrınız olursa o kadar daha başarılı bir şekilde satış yaparsınız. Tamamen tutum tavırla ilgili. Hayat nasıl bakıyorsunuz, insan nasıl bakıyorsunuz? Yapabilir miyim mi düşünüyorsunuz? Başarabilir miyim düşünüyorsunuz? Yoksa yapamam diyorsunuz? Ekonomik kriz mi var diyorsunuz? Yoksa bir sürü bahaneler mi yapıyorsunuz? Kafanızı neler doldurduğunuz çok önemli bir şey. Ben her gün kitap okuyorum. Her gün sabah kalkarım, yüzümü yıkamadan 10 dakika kitap okurum. Senede 70-80 tane kitap okuyorum. Senede en aşağı 3-4 tane eğitim alıyorum. Beynimi sadece doğru şeyler dolduruyorum. Gazeteyle, haberle, olumsuzlar doldurmuyorum. Olumsuz insanlarla beraber olmuyorum. Tamamen beynimi olumlu şeylerle, beni ileri götürecek şeylerle dolduruyorum. Kişinin bilinçli olarak düşündüğü her şeyi çeker. Tamam mı? Ne düşünüyorsunuz osunuz. Hayatta gerçek diye bir şey yok. Doğru yanlış diye bir şey yok. Ne düşünüyorsunuz o demektir. Henry Ford şöyle demiş. Doğru düşünüyorsanız doğrudur. Yanlış düşünüyorsunuz yanlış. Fark etmez. Doğru veya yanlış düşünmeniz önemli değil. Haklı veya haksız olduğunuz değil. Önemli olan ne düşünüyorsanız sonuç olarak onu çekiyorsunuz. İnsanın inandığı her şey, inandığı her şey gerçekleşir. Bugün Sinan'ın böyle bir hayali vardı. İşini gücünü bıraktı. En yüksek kademeden işini bıraktı. Bu işi kurdu. Ben 12 senedir bu işleri yapıyorum. İşimle birlikte yapıyorum bunu. Ben iki işimi birlikte götürüyorum. Ama temel olarak inandığım bir şey yapıyorum. O yüzden yorulmuyorum. 4 saat, 5 saat uykuyla yaşıyorum ben. Her gün 2 saat spor yapıyorum. Hiçbir şeyden taviz vermiyorum. Ona rağmen bu işleri yapıyorum. Niye? Çünkü inandığınız bir şey yaptığınız zaman yorulmazsınız temelde. İnanırsanız her şeyi başarabilirsiniz. Temelde her şey inançla başlıyor. Evet. En temel kural inanç kuralıdır. İnandığınız, inanmadığınız bir şey satamazsınız bakın. Bana diyorlar ki her şeyi satar mısın? Hayır, her şeyi satamam ben. Kesinlikle her şeyi satamam. İnanmadığım hiçbir şey satamam. Temelde ilk önce inanmanız lazım. Ama niye? Kendinize. Değil mi? İlk önce kendinize inanacaksınız. Sonra ürününüze, hizmetinize inanacaksınız. Sonra şirketinize inanacaksınız.
Bu üç inanç oluşmadığı zaman karşıdaki gereken etkiyi yaratamazsınız. Hani diyorsunuz etki. Etki diyorsunuz. Nasıl etki? Mesela ben niye enerjik gözüküyorum? Çünkü kendime çok güveniyorum. Benim enerjim oradan geliyor. Kendim inancımdan geliyor. Başka bir şeyden gelmiyor yani. Kendime %100 güveniyorum yani. Ne olursa olsun güveniyorum. İkinci kural şu. Beklentiler kuralı. Neyi beklersiniz onu alırsınız. Senede 25 bin dolar kazanmak istiyorsanız 25 bin dolar kazanırsınız. Senede 100 bin dolar kazanmak istiyorsanız 100 bin dolar kazanırsınız. Ne bekliyorsa onu kazanırsınız. Genelde mütevazi satıcılar mütevazi kazanırlar. Çok iyi satıcılar çok iyi kazanırlar. Tek farkı ne bekliyorlar? Müşterinin satın alacağını beklerseniz satarsınız. Müşteri konusunda almayacağını beklerseniz satamazsınız. Bu kadar basit. Yani müşterinin alıp almayacağını siz karar veriyorsunuz başında. Üçüncü kural, duygu kuralı. Satış tamamen duygusal bir kuraldır. %100 duygusaldır. Mantığımızla onu bir şekilde mantık ve aklımızla yaptığımız şeyi doğrulamaya çalışırız. Ama tamamen duygusal. Duygusal gerçekleşiyor, duyguları sesleniyorsunuz. Duygulardaki zaaflara göre satış yapıyorsunuz. Temelde her şey duyguyla alakalı şey. Mantığımızı sonra kullanıyoruz. İlk şeyimiz duygudur, sonra mantık gelir. Çekim kuralı. İnsan çektiğiniz etrafındaki insanlar, işler, durumlar, olaylar ne başınıza geliyorsa tamamen sizin çekimize var ya çekim, secret o demektir. Ne istiyorsunuz onu çekiyorsunuz, çekim kuralı. Olumlu düşünürseniz olumlu şeyler çekersiniz. Olumsuz düşünürseniz olumsuz çekersiniz. Etrafınızda insan hep olumsuzsa demek ki siz olumsuz düşünüyorsunuzdur. Hep başınıza kötü şeyler geliyorsa bilin ki bir şeyleri yanlış düşünüyor yapıyorsunuzdur. Kesinlikle bizim iyi veya kötü olması tamamen sizin düşünce sisteminizle alakalı bir şey. Çünkü dünyanın en büyük gücü atomdan bile daha güç sizin düşünce zihin gücünüzdür. Çok güçlü yani bir binayı yeni oynatabilirsiniz. Atomdan 9-10 kat daha güçlü. Beyninizi kullanabilirsiniz. Herhangi bir şeyi bir yerden bir yere oynatabilirsiniz. Ben topu zihnimle oynatabiliyorum. Onunla ilgili bir sürü şey var. Zihninizle bir topu bir yerden bir yere uçurabilirsiniz. Ben yaptım bunu. Sadece düşünce gücümle. Mindball diye bir şey var. Bununla ilgili de internetten bakabilirsiniz. Yani zihninizle topu bir yerden bir yere götürüyorsunuz. Sadece zihninizle düşünerekten, konsantre olaraktan. Dolaylı çaba kuralı. Ne verirseniz onu alırsınız. Bakın diyorum ki satışta en çok inandığım kural şu. İsteyin, çok isteyin ama ihtiyaç duymayın. Şu demektir aslında. Bir çok satmayı isteyin ama kesinlikle karşıya ihtiyacınız olduğunu hissettirmeyin. Tamam, çok önemli bir şey. Çok isteyin ama karşıya ihtiyacınız olduğunu hissettirmeyin. Yani şu demektir. Önce verin sonra alın. Önce verin sonra alın. Tamam ve verirken karşılıksız verin. Sanki hiçbir şey olmayacak bir şey verin. Sadece karşınızdaki insana iyilik yapmak için verin. Ben satış esnasında satış hiç düşünmem. Hiç düşünmem. Kazanacağım parayı, hedeflerimi hiçbir şey düşünmem. Tek bir düşünürüm. Karşımdaki insana nasıl en mükemmeli verebilirim? Karşımdaki insana nasıl en doğruyu verebilirim? Karşımdaki insana nasıl para kazandırabilirim? Tek düşüncem bu kafamdan geçen. Kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Kesinlikle. Çünkü satmayı düşünürsem hata yaparım. Kazanacağım parayı düşünmüyorum. O zaman strese girerim. Tek bir şey düşünüyorum. Tek bir şey odaklanıyorum. Çünkü insan beni aynı anda bir şey düşünebilir. Karşımdaki insana nasıl iyilik yapabilirim? Bu kadar basit. Karşılık kuralı. İçiniz neyse dışınız odur. İçiniz neyse dışınız odur. İçinizde neyse iyi hissediyorsunuz bu sabah kendinizi, etrafta her şeyi görürsünüz. Ben içimi her dakika değiştirebilirim çok basit bir şey düşüncemle. Yağmur yağsa bile derim harika bir gün. Güneş de harika bir gün. Ne olursa harika bir gün. Çünkü ona göre ben düşünce sistemi yapıyorum. Yağmur demektir? Serinlik demektir. İçime daha rahat odaklanayım. Güneş o zaman değil mi kavrayabiliyoruz. Güneş çünkü aklımızı başka yerlere götürüyor. O zaman yağmur daha iyi bir şey. Konsantrasyon kuralı. Hedef, hedef, hedef. İnsanın mutluluk tek kaynağı var, hedefleri. Hedefiniz yoksa mutsuz olursunuz bakın. Bana diyor ki Taner Bey nasıl 47 sene her saniye mutlu olabiliyorsunuz? Çünkü sadece tek bir şey düşünüyorum, hedeflerimi. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Hedefimi. Hedef koyacaksınız kendinize her konuda. Sosyal, özel, iş ne olursa. Hedefiniz var mı? Hedefiniz var mı? Kaç kişi hedefi var? Elini kaldırsın. Kaç kişinin burada hedefi var? Dürüstçe. 10 sene sonraki hedefi var kaç kişinin burada? 10 sene sonra ne yapacağım bugünden görebiliyor. Çok güzel. Görebiliyor bakın kelime görmek kelimesi. 10 sene sonra kendinizi nerede olduğunu görüyor musunuz? Onu görüp hissedin. İmgeleyin yani. 10 sene sonra neyseniz kafanızda canlandırın ve ona göre bugün yaşayın. Tamam mı? Canlandırın. 10 sene sonra kendinizi nasıl görüyorsunuz? Nerede görüyorsunuz? Yerine koyma kuralı. Zihninize sadece aynı anda bir şey koyabilirsiniz. Ya iyi bir şey, ya olumlu bir şey, olumsuz bir şey. Eğer olumsuz bir şey aklınıza geliyorsa ki gelir bazı insanların, maalesef bazı insanların aklına hep olumsuz gelir. Bazı insanların aklına hep olumlu gelir. Eğer olumsuz bir şey geliyorsa çok rahat onu olumlu bir şeye değiştirebilirsiniz. Sabah kalktınız, o gün kötü hissettiniz. Hemen olumlu bir şey koyun. Mesela bir sonraki yapacağınız tatili düşünün. Veya hafta sonu birisi, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla buluşacağınız yemeği düşünün.
Herhangi bir düşünce. Veya sahip olduklarını düşünün. Eliniz kolunuz var mı? Sağlıklı mısınız? Yeterli mi bence? Bakın etrafında Türkiye'nin %50'sine yakın bir şeyi bir yer eksik. Baktığınız zaman her taraf engelli bir sürü. Onun için sağlığına sahip olmak bile bence mutlu olması için yeterli bir sebeptir. Parasızlık veya para hiçbir şey önemli değil. O tamamen bir düşünce, yanlış düşünce sistemidir aslında. Parayla ilgili hiçbir şeyin problem olamaz yani. İnsan şu sorun olabilir. Hedef koyamıyorum kendime. O sorun olabilir. İstediğim işi bulamıyorum olabilir. Bunlar sorun olabilir. Ama para sorun olamaz. Çoğu insanın iş kuramaması sebebi para değildir. Para bahanedir. Esas iş kurma sebebi doğru inandığı net bir fikri olmamasıdır. Kesinlikle budur. Net bir fikri olmamasıdır. Evet, bugün herhangi bir yeteneğinizi, bakın burada bir sürü yetenek var görüyorsunuz ekranda. Bu yeteneklerin herhangi bir tanesinde ufak bir iyileşme sizin bütün satış kariyerinizi değiştirebilir. Bakın satış deyince çok basit algılıyor insanlar. Bugün yeni müşteri bulma, müşteriden randevu alma, müşteriye ilk ziyaret, satış sunumu yapma, satış kapatma, satışı takip etmek, değişik müşterilerle ilişki kurabilmek, referans elde etmek, ürünü ve rakipleri hakkında bilgi toplamak, kişisel yönetim becerileri ve motivasyon. Bakın kaç tane şey var. Bunların hepsine şunu yapın. 1 ile 10 arasında, bakın bu çok özel, ev ödevi bu. 1 ile 10 arasında yana yazın. Bu tahtada, ekranda gördüğünüzü 1 ile 10 arasında bir not verin. 1 ile 10 arasında. Ve dürüstçe verin. Ondan sonra vermiş olduğunuz notlara göre her gün o konuda ona nasıl gidebilirimle ilgili gerekli eylemler alın. Herhangi bir tanesi olabilir. Evet. Bu çok önemli bir şey. Öz ideal, öz imaj, öz değer. Öz ideal şu demektir. Kafanızda mükemmel bir insanı canlandırın. Kim olmak istiyorsunuz veya kim beğeniyorsunuz? Anneniz olur, babanız olur, bir şirketin çalışan herhangi bir şey olur. Herhangi kimse olabilir. Bu ideal insanı olmak için hedeflerinizi yükseltin. İdeal kimi görüyorsunuz? O ideal, o kendinize bir hedef olarak görün. Kesinlikle bugünkü konumunuzu kabul etmeyin. Bugün konumunuzu kabul etmeyin. Yapmanız gereken tek şey, o ideal insan nasıl davranıyorsa, nasıl yaşıyorsa, nasıl düşünüyorsa, neye inanıyorsa siz de onun gibi olmaya çalışın. Bu önemli bir şey. O sizin hedefinizdir. Öz imaj ise sizin kendinizi nasıl gördüğünüzdür. Kendiniz hakkında ne hissettiğinizdir, kendiniz hakkında ne düşündüğünüzdür. Bu sizin öz imajınız. Şu andaki kendinize güveniniz, şu andaki yürüyüşünüz, bakışınız, giyiminiz hepsi sizin öz imajınızla ilgilidir. Kendinizi nasıl görüyorsanız öyle davranıyorsunuz. Nasıl davranıyorsunuz o şekilde bir etki yaratıyorsunuz. Yani öz imajınızı yükseltmeye çalışın. Öz değer. Satıcıların başarıları tamamen öz değerle ilgilidir. Öz değer şu demektir. Kendimi ne kadar seviyorum. Kendimi ne kadar değerli kılıyorum. Kendimi ne kadar yetkin buluyorum. Bütün satıcılar arasındaki en büyük fark öz değeri düşük satıcılar. Mesela de reddedilme korkusu vardır. Gider kendini başka insanlarla kıyaslar, kendini aşağı çeker. Öz değeri yüksektir ise motivasyonları yüksektir, hep coşkuldur, hep enerjiktir. Çünkü kendine inanır. Kendinin en iyi olduğunu düşünür. Kendisini hep sever. Kendisiyle barışıktır çünkü kendisini tanıyordur. Sinan'ın dediği gibi, kendinizi tanımadığınız sürece hayatta ileri gidemezsiniz. Ne yapın edin, kendinizi tanıyın. Zor bir şey değil. Tanıyın. Güçlü yanlarım nedir? Zayıf yanlarım nedir? Hayattan ne bekliyorum? İş hayatından ne bekliyorum? Kendimi nerede görmek istiyorum? Bunların hepsi sizin hedefleriniz. Ve sizin bu öz değerinizi belirliyor. Öz imajınızı belirliyor, öz idealinizi belirliyor. Tamamen bununla ilgili bir şey. Kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz, nereye gitmek istiyorsunuz? Satıcı temelde 4 tane fonksiyonu yerine getiriyor. Bir tanesi showman olması. Eğlendirmek zorundasınız. Satış eğlenceli bir şey. Bu işi ciddiye almayın. Ben hep gülerim, eğlenirim, kahve içerim, sohbet ederim. Bu güzel, hiç fark yok bugün. Satışta yapmış olduğunuz tüm görüşmeler temelde normal bir sohbetten hiç ileri gitmez. Tek farkı var, karşınızdaki etkilemeye çalışıyorsunuz. Karşınıza bir iyilik yapmak istiyorsunuz. Karşınızdakinin fikrini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Karşınızdaki insanı ikna etmeye çalışıyorsunuz. Tabii bir amacı var. Amaçsız değil. Ama bugün baktığınız zaman tamamen eğlenceli bir şey. İkinci nokta, enerjik olmanız lazım. Bakın ben bu sabah 7'de spor yapıp geldim buraya. Her gün spor yapıyorum ben. Haftada her gün spor yapıyorum. Onun için böyle genç gözüküyorum. Böyle kendi kimse, o 47 yaşında spor yapıyoruz. Çok basit bir şey. Yaşlanmamın tek sebebi spor yapmam. Genlerimi durduruyorum. Ölücülerimi dışarı atıyorum. Enerjimi dışarı atıyorum. O yüzden. Güvenilir olmanız gerekiyor. Danışman demektir. İnsan niye danışmana gider? Güvenlikler için. Şu demek danışman. Danışman ne yapar? Sizi ön yargısızca dinler ve tamamen sizin iyiliğiniz için size belli sonuçlar, hedefler verir. Danışman odur. Danışman kendi menfaati için değil. Kendi menfaati için değil. Tamamen karşıdaki insanın yerine koyup onun menfaati için çabalamaktır. Ve son psikologtur. Psikolog şu diyorum.
İnsanların karakterleri farklı. Bakın içinizde maviler, yeşiller, kırmızılar, sarılar var. Bu ayrı bir eğitim konusu. Ama değişik insanlar var. Bazınız enerjisini içinde tutuyor, bazınız enerjisini dışa atıyor benim gibi. Bazısı yine enerjik ama içinde, dışarı veremiyor. Bazı insanlar çok sistematik, bazı insanlar hedef odaklı, bazı insanlar yaratıcı, bazı insanlar da barışçıl. Bunların her birine farklı yaklaşmanız lazım. Eğer siz mavi bir insana cıvıtırsanız kapı dışı eder sizi. Tamam mı? Bugün yeşil dediğimiz huzurlu bir insana, kırmızı dediğimiz agresif bastırırsanız kaçar gider. Herkesin motivasyonu farklıdır. O yüzden insanların karakterlerini bilmek zorundasınız. Yoksa onlara doğru yaklaşamazsınız. Hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Ben hiç inanmam başarısızlığa. Başarısızlık yoktur. Sonuç vardır. Her yere yazıyor bunu. Başarısız yoktur, sonuç var. Çok basit bir şey bu. Kaleye 10 tane şut atarsanız bir tanesi gol girer. Demek ki 2 gol atabilmem için benim ne yapmam lazım? Kaleye 20 tane şut atmam lazım. Bu ne demektir? Demek ki 18 kere kaleye atamam demektir. Daha çok başarıyor muyum, başaramıyor muyum? Dünyanın en başarılı insanların oranı %50'dir. Yeryüzündeki dehaların başarı oranı %50'den fazla değil. Yani bir insanın başarılı olması için en aşağı 5-10 kat kadar başarısız olması lazım. Başarısızlık size başarı getirir. Yani bugün 10 tane müşteri ziyareti yaptığınız zaman bunun bir tanesi başarılıysa 9 tanesi başarısızdır. Bugün Fenerbahçe, ki ben Galatasaraylıyım, şampiyon oluyorsa bu sene her maçı kazandığı için değil ki. En çok kazandığı içindir. Bugün en çok başarılı satıcılar, en çok görüşme yaparlar. En çok kişiyi tekrar ararlar. Ama en başarılı, en çok müşteriye kattıkları için değil, daha çok rakiplerine göre yaptığı için oluyorlar. Aynı sporda olduğu gibi, hayatta olduğu gibi. Ne kadar çok dinlerseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Başarısızlığa bakmayacaksınız. Tamamen başarıya bakın. Ne kadar başarılı olduğunuza bakın. Kesinlikle ne kadar başarılı olduğunuza bakmayın. Çünkü her insan başarısız oluyor. Bugün Amerika'nın Merkez Bankası Başkanı istifa dedi ki hatalarımın 1/3 hatalıydı. Bütün dünyanın ekonomisini yöneten adam diyor ki yaptığım kararların 1/3 fatal hata diyor. Hata değil, fatal hata yani öldürücü hata. Bugün hepimiz hata yapıyoruz. Ben her gün satışı bilmeme rağmen binlerce hata yapıyorum. Yapıyorum. Yaptığım için çok keyif alıyorum. Yapmasam ileri gidemem çünkü. Başarı, satışta başarı bir hedef olamaz. Süreklidir bakın. Bunu anlamanız lazım. Ben başarılıyım diyemezsiniz. Öyle bir şey yok yani. Bu bir süreç yani. Her gün bununla ilgili bir şey yapmanız lazım. Her gün kitap okumanız lazım. Her gün satış görüşmesinde kendi kendinizi değerlendirmeniz lazım. Kayıt tutmanız lazım. Hedef koymanız lazım. Bu süreç yani. Bitmeyen bir süreç. Onun için böyle bir nokta değil yani. Ben buraya ulaştım diyemezsiniz. Yani bunun noktası yok. Yukarı doğru çıkıyorsunuz. Her gün. Tamamen burada yapmanız gereken şey bunu bir şekilde kendinizi geliştirmek için fırsat olarak görün bakın. Satışın güzelliği budur. Her gün kendimize bir şeyler yaparken kendinizi geliştiriyorsunuz. Hiç meslekte bu şans yok. Hiç meslekte yok. Her meslekte insanlar bir şeyler yapıyorlar. Belki daha verimli çalışıyorlar ama satışta şu var. Kendinizi geliştirme fırsatı var. Bu çok önemli bir şey. Kendinizi geliştirme fırsatı sadece satış mesleğinde var. Evet, kendine inanmanın ve güvenmenin gücü. 5 tane güç var. Çoğu insan diyor ki ya ben bir türlü karar veremiyorum, istediğimi elde edemiyorum. Niye? Bu 5 tane güç var. Bir tanesi kendine inanma bir şey. Kendinize %100 inanın, koşulsuz inanın kendinize. Tamam. Ne de güçlüseniz ona odaklanın. Güçsüz taraflarınıza zaman kaybetmeyin. Siz eğer iyi basketbol oynuyorsanız futbola başlamayın. Eğer siz çok iyi klarnet çalışıyorsanız piyanoya başlamayın. Neredeyseniz oraya odaklanın. Başarısız olduğunuz noktalarda vakit kaybetmeyin. Bilinçaltı. Bilinçaltıyla ilgili alın kitap okuyun. Bilinçaltı 7x24 çalışan, bugün sizin yaptığınızı, vücudunuzun tüm fonksiyonlarını yerine getiren, sizin çoğu şeyi yapmanızı sağlayan, farkına varmadığınız bir güçtür. Yani zihninizin arkasında sizin hareketleriniz, tutumlarınız, tavırlarınızı belirleyen kontrol dışıdır. Onun için bilinçaltınızı ne kadar olumlu şeylerle etkilerseniz o kadar çok yaptığınız şeyleri, alışkanlıkları faydalı şekilde kullanabilirsiniz. Sonuçta insan faydalı alışkanlıkla da bir, zararlı alışkanlık da bir. Alışkanlık esasında bir şeyi arka arkaya çok sık tekrar ettiğiniz zaman bu alışkanlığınız oluyor. Alışkanlığınız değişmesi sürece sizin tavrınız değişmiyor, tutumunuz değişmiyor, kaderiniz değişmiyor. O yüzden bilinç altınız hep olumlu şeyler, okuyaraktan, olumlu şeyler yaparaktan. Konsantrasyon, insana verin bir hedef koşsun. Hedef vermezseniz insan zihni dağılır. Bir insanın dinleme süresine kadar biliyor musunuz? Beni şu an dinliyorsanız kendinize övünün 12 saniye. Yeryüzünde hiçbir varlık 12 saniye farklı diyemez. 12 saniye. 12 saniye. Onun için reklama genelde 20 saniyedir veya 30 saniyedir. Tamam bu kadar. 12 saniye. Onun için niye dikkatsizliğini yapmayın? O kadar. Allah sizi öyle yaratmış. 12 saniye sonra bitmiş. 12 saniye sonra dayanıyorsanız bu sizin irade gücünüzdür. Doğuştan değildir yani.
Tamam mı? Doğuştan değil yani. Kararlılığın gücü. Kararlılık şu demektir. Ne olursa olsun, ne olursa olsun vazgeçmeyin. Ne olursa olsun. Tamam. Dünyada başarısı yoktur, sonuç vardır. Ve son, güçsüzlüğün gücü. Herhangi bir zayıflığınızı, siz iyi bir konuşmacısınız, kötü bir dinleyicisiniz. Kötü bir dinleyicisiniz, iyi bir konuşmacısınız. Sonuçta her zayıf yeriniz sizin esas güçlü yanınız. Bununla ilgili bir hikaye anlatayım. Japonya'da bir baba oğul varmış. Çocuğun da en büyük ideal, dünyanın en başarılı judocu olmakmış. Judo ile ilgili tam babası bir yere götürürken trafik kazası geçirmiş. Bir kolunu kaybetmiş. Ama babası pes etmemiş. Oğlunu almış Japonya'daki en iyi judo hocasına götürmüş. Çocuğun bir kolu yokmuş. Hoca demiş ki, sana bir tane hareket öğreteceğim. Bu hareketi yap. Tek kol olmasına rağmen judo hocası tek bir tane hareket öğretmiş. Ve çocuk bunu bir ay, iki ay, üç ay, bir sene boyunca sadece bu hareketi çalışmış. Başka bir şey yapmamış. Hatta çocuk koşmuş arada demiş ki, hocam demiş, ben dedim başka bir şey öğretsin demiş. Yok demiş, sen sadece bunu çalış demiş. Neyse çocuk bunu çalışmış. Daha sonra müsabakaya çağırmış. Çocuk demiş, ben çıkamam demiş, kolum yok demiş, yani şansım yok. Bunun üzerine çocuk her şeye rağmen çıkmış ringe. Ve sonuç olarak ilk maçını kazanmış. Sonra yine ikinci maçını da kazanmış. Tek konu olmasına rağmen ve tek hareketi biliyor. Sonra gelmiş final maçı, dünyanın yenilmez adına karşı. Demiş ki, ben hocam demiş, çıkmayacağım demiş yani. Ben demiş, rezil olmak istemiyorum, kesinlikle kaybedeceğim. Yok yok demiş, sen çık ve elinden geleni en iyisini yap. Sonra bu öğrenci çıkmış ve maçı kazanmış. Hocasına koşmuş. Hocam demiş, nasıl olur demiş, bir kolum var demiş, tek hareket ettiniz. Nasıl dünyanın en iyisini yendin demiş. Çok basit bir kural var demiş. Ben sana bir hareketi o kadar iyi yönettim ki dünyadaki hiçbir insan senden daha iyi hareketi bilmiyordu. İkincisi, bu harekete karşı sadece bir ters hareket var. O da senin olmayan kolunu tutmaktır demiş. Tamam. Sonuç olarak yani güçsüzlüğü her zaman için güç çevirebilirsiniz. Yeter ki gücünüzün farkına, güçsüzlüğün farkına varın. Buna farkına varmadan veya kendinizi tanımadan kendinize hedef koyarsanız mutsuz olursunuz. Duygularınızı anlamadan başkalarının duygularını yönetemezsiniz. Her şey kendinize başa bakın. Kendi zihniniz, kendi duygularınızı tanımak, kendi güçsüz yanlarınız, kendi güçlü yanlarınız hep budur. Sıkıcağım bu. Kusura bakma, öyle teknik yok. Benim bütün Türkiye'de iş adamları dinliyor. Zannediyor ki ben onlara formülü vereceğim. Versem niye ona vereyim? Kendim para kazanırım. Bunun formülü yok. Formül zihni doğru kullanma. Başka hiçbir şey formülü yok dünyada. İnsanı vücudunu alırsak, her şeyini alırsak tek bir şey kalıyor. İlişki kurma kapasitesi. İnsanlarla rahat ilişki kurabiliyor musunuz? Her türlü insanla çok rahat ilişki kurabiliyor musunuz? Kendinize bunu sorun. İnsanlar sizi kısa zamanda seviyor mu? Yoksa kısa zamanda sizi antipatik mi buluyor? Kısa zamanda sempatik mi buluyor, antipatik mi buluyor? Kısa zamanda güven uyandırıyor musunuz? Yoksa insanlar size güvenmiyor mu? Güven probleminiz mi var? İnsanlar sizi konusunda ne düşünüyor? Bu çok önemli bir şey. İlişki kapasitenize bakın. Nasıl ilişki kuruyorsunuz? İlişki kurma kapasitesi iki türlü olur. Bir, kendinize güvenmekle ilgilidir. İki, karşılık vermekle alakalıdır. İnsanlara ne kadar yardım ederseniz karşılıksız, o kadar çok arkadaşınız olur. Ne kadar çok kendinize güvenirsiniz, o kadar insanları kendinize çekersiniz. Çünkü kendine güvenmek çok etkici bir şeydir. En büyük güç bana göre gülümsemektir. Diyorum ki gençlere, hiçbir şey beceremiyorsan, tamam mı? Hiçbir şeyi, aklına hiçbir şey gelmiyorsa, tek yapman gereken gülümsemek. Dünyada daha iyi makyaj yok, daha iyi imaj yok. Türkiye'de insanlar gülümsemiyor. Öğretmiyorlar bunu çünkü. Biz somurtmasını öğretiyoruz. Somurtan bir sürü surat. Gülün ya. Kalktığınızda gülün. Bir aynaya bakın. Seviyor musunuz gülmeyen? Gülün. Gülebildiğiniz kadar gülün. Kahkahalı gülün. Gülün. Tutmayın kendinizi. Çünkü gülmemek duygu tutmaktır içinizde. Gülmek istiyorsun. Böyle yani hani vardı ya erkekler ağlamaz gibi. Gülün yani. Bana soruyorlar. Yani bir ağlar mısın? Tabii ağlarım. Ama yani öyle ağlamak için ağlamam yani. Olabilir. Duygularını ama ağlamadan tutmuyorum kendimi. Satış temelde bir ikna sanatı. İkna. İkna etmek ne demektir? İkna etmek şu demektir. Karşımızdaki insanın bakış açısını değiştirmektir. Karşımızdaki insana ısrar etmek değildir. Karşımızdaki insanı daha çok motive etmektir. Daha çok motive etmek ki arzu uyansın. O kadar istesin ki gelip sizden alsın. Hatta para verdiği için mutlu olsun. Budur. İkna etmek. Soru sorma sanatı. Bir kural var. %80 dinleyin, %20 konuşun. Bakın bu kuralı hiç unutmayın. %80 dinleyin, %20 konuşun. Konuşmayın, soru sorun. İsrar edilse yine konuşmayın, daha iyi sorular sorun. İlla da karşısında israr edilse konuşun. Buna da bilgelik. Satıştaki bilgelik diyoruz buna. Konuşmayın, soru sorun. Soru sormak önemli bir şey. Karşımdaki insana ilk önce açık sorular sorun. Nasıl bu işi kurdunuz? Daha önce kimlerle çalışıyordunuz?
boş zamanınızda neler yaparsın gibi, neye, niçin, nasıl, kim, nerede gibi sorular var. Satışın 16 kulak kitabında bütün detayı var. Kitabında bunların hep türlü detayı var. İnce detayına kadar. Ama açık soruları öğrenin. Kapalı soruları öğrenin. İhtiyaç sorunu öğrenin. Soru. Satışın temeli soruya dayanır. Soru sormanın için de bilmeniz gerekir. Bilmezseniz soru soramazsınız. Akıllı insan akıllı soru sorur. Bilen insan karşıdaki insanın istediği cevabı alacak soruları sorar. Ama bilmezseniz soru soramazsınız. Çoğu insanın soru sormamasının sebebi bilmemesidir.